Sen benim kızımsın. Benim kızımın doğum lekesi. Benim kızım böyle doğdu. Ben yıllarca onun fotoğrafına baktım. Yıllarca onun doğum lekesine dokunmak istedim. Ölmemişsin sen. Ölmemişsin. Benim kızımsın sen. Benim kızımsın. Yaşıyorsun. Anlamadım. Gerçekten ben... Sen benim kızımsın. Gönül abla, sen bunaldın mı biraz? Stres oldun. Kolay değil tabii, bu kadar zamandır burada kapalı kaldın. Bakayım bir tansiyonun falan çıkmasın. İyi misin? Gel bir otur. Sen benim kızımsın. Benim kızımsın sen. Kızımsın. Kızınım tabii Gönül abla. Kızın sayılırım ben senin. Sen de benim annem gibisin. Öyle değil. Gerçekten. Gerçekten sen benim kızımsın. Bu benim kızımın doğum lekesi. Sen benim kızımsın. Gerçekten benim kızımsın sen. Benim kızımsın. Gönül abla. Senin aklın karıştı biraz galiba. Stres yaptın tabii. Bu kadar zamandır kapalıyız. Kolay değil. Kaçırıldın. Başına bin bir türlü ağır geldi bizim yüzümüzden. Gel şöyle oturtalım seni. Bir kafanı topla. Gel. Sen benim kızımsın. Gel Gönül. Doğru söylüyor. Gönül doğru söylüyor. Anlatacağım Gül. Anlatacağım. Söyle dedim sana. Söyle! Söylemeyeceğim. Söylemek zorundasın. Hayır değilim. Söylemeyeceğim. Aysun.
Bak. Demir. Bahar'ı kurtarmana yardım etmeyeceğim. Duydun mu beni? Şerefe bak sen ya. Neler yapmış. Ama biliyor musun? Onun da intikam almaya hakkı var. Allah'ım resmen zevk alıyor bir de ya. Resmen zevk alıyor bir de. Senin derdinin şeref olmadığını biliyoruz Aysu. Bana yardım etmeyerek eline ne geçecek? Bak. Sen yurt dışına neden gitmek istiyorsun? İşlediğin suçlardan dolayı. Şimdi suçunun üstüne suç ekliyorsun. Böyle yaparak eline ne geçecek? Söyle bana. Şeref denen dengesizin elinde üç masum can var. Her an her şeyi yapabilir. Bunu en iyi sen biliyorsun. Hiç bana ne diye bakma. Eğer Şeref bir suç işlerse sen de bu suçlardan mesulsün. Aynur abla ve Gönül ablanın bu işle hiçbir alakası yok. Peki Bahar? Bahar ne yaptı sana? Aksine sen Bahar'a yaptın. Sen bu işe intikam almak için girmedin mi? Harun'u öldürdün. İntikamını aldın. Peki Bahar? Bahar ne yaptı sana? Bahar senin babanın katili değil. Sen Bahar'ın babasının katilisin. Şimdi ona niye ceza kesiyorsun? Otur. Bahar tamamen masum yani Demir, öyle mi? Yani Bahar bana hiçbir şey yapmadı Demir, öyle mi? Eğer onlar zarar görürse sen bundan faydalanamazsın diyorum. Kanunlar önünde Şeref'le ortaksınız. Onun yaptıkları seni de bağlar. Kendine kötülük ettiğinle kalacaksın. Eğer annemin başına bir şey gelirse, annemin saçının teline zarar gelirse seni ellerimle boğarım. Hiç acımam. Seni inlete inlete öldürürüm. Sen küçücüktün Bahar'ım. El kadar bebeğin daha yeni doğmuştun. Annen doğru dürüst koklayamamıştın. Doya doya sarılamamıştı sana. Ayırdılar sizi. Ama emin ol, Pamuk ablamla ben de Harun Bey'le Güzel Hanımlarla oyuna geldik. Bilseydik işin aslında asla izin vermezdik. Aynur Hanım, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben yıllarca kızımı öldü bildim. Ben de kahrımdan öldüm. Ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Hazanımın doğumu bile benim acımı dindirmedi. Ne diyorsun sen? Kim yapar? Kim nasıl yapar bunu bize? Diyorsun sen? Pamuk ablam. Pamuk ablam aracı oldu. Ben de destekledim onu. Yıllardır bu gerçeği Bahar'dan da saklıyoruz.
Ama yemin ederim aslında böyle büyük bir yalan olduğunu bilmiyorduk. Kimsesiz bir yavrucağım. Bir hayat verdiğimizi sandık. Şu anda nasıl büyük bir vebalin altına girdiğimizi anlıyorum ben. Bilmeden ayırdık sizi. Düşün Aysun. Gerçekten istediğin bu mu? Kardeşinin karşısına böyle boğazına kadar suça batmış bir şekilde mi çıkacaksın? Ömür boyu kaçacak mısın? Polis seni aramaktan bir an bile vazgeçmeyecek. Sence bütün bunlar benim umurumda mı? Uğradığım onca ihanetten sonra sence ben bunları dert eder miyim? Bak, Gönül ablanın eli kolu bağlı bir şekilde bana fotoğrafını gönderdin. Bu bir kanıt. Eğer adam kaçırmadan dolayı aranmazsan kaçmak için bir fırsatın olabilir. Endişeleniyorsun değil mi? Bence de endişelenmelisin. Dediğin gibi Şeref çok tekinsiz bir adam. Hele ki sinirliyse ne yapacağı hiç belli olmaz. Aynur, nasıl oldu tüm bunlar, anlat bana. Anlat, nasıl oldu? Ablamla benim Harun Beylerin yanındaki ilk yıllarımızdı. Nur içinde yatsınlar. İkisi de öyle iyi, öyle kibar insanlardı ki. Öylesine severdik ki onları, yanlarında olduğumuz her gün şükrederdik. Sevgi dolu, huzurlu, merhametli, vicdanlı insanlardı. Birbirlerine de nasıl aşık, nasıl hayrandılar bir görseniz. Tek bir eksikleri vardı. Bir bebek. Çocukları olmuyordu maalesef. Doktor doktor gezdiler. Her şeyi denediler ama yok. Olmadı. En sonunda vazgeçtiler. Kimsesiz bir yavruyu evlat edinmeye karar verdiler. İşte tam o sıralar Pamuk ablam yıllık izini kullanmak için memlekete gitmişti. Tanıdıklarla konuşurken öyle Harun Beylerin evlat edinmek istediğinden bahsetmiş. Tam konuşması bitip kalkıp giderken eskilerden
tanıdığımız birisi çıkmış karşısına. Böyle başı bozuk, ipe sapa gelmez bir tip. Kerem. Kerem mi? Kerem. Kerem ya gönlüm. Kerem. Meğer senin kocanmış ama biz nereden bilirdik? Neyse bu ablam komşularla, tanıdıklarla konuşurken duymuş, sonra gelmiş ablama. Benim karım doğum yaparken öldü. Yavrum anasız kaldı demiş. El kadar Sami'yle ne yaparım ben, ortada kaldık. Bakamam ben buna, yurda vereceğim falan diye öyle anlatmış. Sonra ablam geldi bana anlattı. Nereden bilirdik böyle pis bir yalan, böyle bir yalan söyleyeceğini. Biz kimsesiz kalmasın yavrucak diye içimiz parçalandı. Öldü mü değil mi? Öldü. Yavrumu kucağıma aldığım anlarda benim için öldü dedi ha. Öyle dedi işte, yemin ederim öyle dedi. Biz seni öldü bilmesek hiç girer miydik bu işe? Adamın kendi kızını anasından ayrıca hiç gelir mi insan aklına? Benim kızımı para için sattı. Allah bilir onu da. Kumar borcunu götürdü öyle mi? Oturduk ablamla uzun uzun konuştuk. Hem dedik onların evlat hasreti sona ersin. Hem de kimsesiz bir yavrucağın iyi bir ailesi, iyi bir geleceği olsun dedik. Herkese iyilik yapıyor. Sevap işliyoruz sandık. Meğer bilmeden bir anayla evladını birbirinden ayırmışız. Biz bu dünyada sana cehennem azabı yaşatmışız gönül. Toprak bile artık kabul etmez bizi. Aynen.
Nasıl yılan gibi sızdı aramıza. Nasıl kandım ben bu kadına ya? Nasıl inandım? Bir de değer verdim ben buna. Allah'ım ben bunu nasıl yaptım? Nasıl yaptım ben bunu? Sonuçta sen kaçıp gitmek istemiyor musun Aysun? Yurt dışına. Şimdi söyle bana yerlerini. Kaçmanda ben yardım edeceğim sana. Vay be. Bahar'a olan aşkın için demek suç işlemeye bile hazırsın. Avukat Demir Keskin. Kanunları çiğneyip demek kaçmam da bana yardım edecek, öyle mi? İlginç. Evet. Yardım edeceğim. Param var. Biletim hazır. Yurt dışına kaçman için hiçbir engelin yok. Sadece bir engelin var. O da benim. Eğer bana yerlerini söylersen şimdi bırakacağım seni. Sonra da kaçmana yardım edeceğim. Tek bir cümleyle her şeyi geride bırakabilirsin. Yeni hayatına başlarsın. Ne dersin? Hazan, ne haber kız? Ay. İyi misin? İyi olsam ne fayda artık gönül. Hala benden ilgilenip de yüreğimi dağlama. Allah şahidim olsun ki bilmiyorduk gönül, yemin ederim. Biz kimsesiz bir yavruya bir yuva bulduk sandık. Harun Bey'le Güzin Hanım da kendi evlatları gibi bağırlarına bastılar Bahar'ı. Yıllarca büyük bir hayra vesile olduk sandım. Ah, ah kuzum bir hatırlasan. Öyle çok sevdiler ki seni. Ama tabii sana yaşattıklarımızın affı olmaz. Dilim varmıyor ama. Gönül affet beni. Bilmiyordum, yemin ederim. Bilmiyordum. Bilmiyordum da. Ne zaman öğrendin Aynur? Bunca zaman. Bizden gizlemek nasıl sindi içine? Hem benden. Hem de kızımdan.
canım benim ya. Ay. Aşk olsun yani. Annenle barıştın, beni unuttun ha. Yok, olur mu öyle şey Ceren, ama ben arayacaktım seni. Dükkana da gittim, baktım kimse yok. Geleyim dedim, hem laflar sen biraz otururuz dedim. Acele ablacığım. Benim çok işim var. Ben seni sonra arasam, yanına gelsem konuşsak olur mu? Aa, neymiş bu kadar önemli olan şey misafiri gönderecek kadar? Aşk olsun, şimdi böyle mi olduk? Neyse neyse, hadi hadi. Dedik işini gücünü sonra halledersin. Hem beni bu kadar dışlamayın. O kadar zaman aynı çatı altındaydık biz, değil mi? Bak. Sesamı da getirdim ya. Bak, yemin ederim sana, ben de yeni öğrendim. Vallahi billahi yeni öğrendim. Daha Pamuk ablamın bile haberi yok. Duysa kahrından ölür. Hani biz senden geçen gün parkta oturduk ya. Sen hani başladın anlatmaya. Eski kocamdan bahsettin, memleketten bahsettin. Sonra dedin ki Kerem... Kerem dedin, ben bildim. Benim aklıma dank etti. Anladım o anda. Ah, ah, benim o günden beri içim cayır cayır yanıyor Gönül. Söylemek istiyorum. Ama söyleyemiyorum. Yok. Bak, daha şimdiye kadar tuttum. Şimdi söyledim. Ama siz bizim ailemizsiniz. Bak, bizim sizden başka kimsemiz yok. Ne yaparız biz bu saatten sonra sizsiniz? Gülüm. Gülüm, ne olursun. Ne olursunuz, bak, affedin bizi. Ne yaptınız? Annenle nasıl barıştınız? Anlatsana, ne dedi annen? He? Ne desin Hacer abla? Öpüştük, koklaştık, sarıldık. Misafirimiz var galiba. Çok da zamansız geldi. Ay, sen duygulandın mı? Ah canım. Anne tabii bu. Şimdi sen bir de hamilesin ya. Yani var ya, böyle duygulanırsın, ağlarsın ya. Aa Hacer. Ne yazık ki beni de çok sever. Şimdi ben bir bağırsam koşa koşa polise gider. Polis de sana beni kaçırıp alıkoymaktan madalya takacak değil ya. Sen de benim yerime hapse girersin. Artık Bahar'la Gönül'ün akıbeti ne olur bilemeyiz. Saçmalama Aysu. Ben olanları söylüyorum Demir. Gerçekleri. Bahar'ı kaybetmen an meselesi. İmdat! O neydi? Ne neydi? Biri bağırdı. Yok, ben duymadım. Yok kız, biri çığlık attı gidelim. Aa, dur. Dur, alışkanlıktan ben unuttum. Böyle kafam gitti. Bir tane kadın taşındı arkaya bizim. Kadın sürekli çığlık atıyor.
alışkanlıktan artık duymuyorum kadını. Böyle gece gündüz çığlık atıyor. Deli mi ne? Aa, mahalleye biri mi taşındı? Evet, bizim bu arkadaki yere. Niye benim haberim yok? Ha? Benim nasıl haberim olmuyor ki böyle bir şeyden? Kimmiş ki o? Kimsin? Ay yavrum. Hiçbir şey söylemiyorsun. Kızım. Sesini çıkarırsan tekrardan kapatırım ağzını. O yüzden bir şey yapma. Keşke her şey daha farklı olsaydı Aysun. Keşke daha farklı şeyler yaşasaydık. İkimiz için de her şey daha farklı olurdu. Sen neyi savuşma? Yani öyle yakınlaşınca bir garip hissettim kendimi. Saçmaladım, kusura bakma. Birlikte gidelim. Nereye? Yurt dışına. İkimiz baş başa gidelim. Sen şimdi onların yerini söyle. Birlikte basıp gidelim buradan. Hayır. Kızım. Ne oldu? Kızım. İyi misin? Anlıyorum. Şaşırdın. Şok oldun. Ama hiçbir şey söylemiyorsun. Annem, kavuşmamız böyle mi olacaktı kızım? Ben
Annem, bak kızım, bir tarafım seni öldü diye yas tutarken öbür tarafım inkar etti. İnkar etti kızım. Kızım. Evladım, sen öldün dediklerinde canımın yarısı da seninle beraber gitti. Bağırım. Hiçbir zaman inanmadım. Öyle bir acıydı ki bu. Kızın öldü dediklerinde ben de seninle beraber öldüm. İçimin sızısı, içimin yangını hiç dinmedi bağırım. Yıllarca deli divaneye döndüm ben. Bahar, kızım. Ama bak şimdi buradasın. Benim yanımdasın. Sana sarılıyorum. Bahar, kızım. Gönül gelmeyecek mi? Gelmişken onu da bir görseydim. Gelecek annem. Yani gelecek. İşi çıktı biraz. Ondan gecikecekmiş. Sen ne yaptın? Kızlara fiyat verdin mi? Yok Hacer abla, daha bitmedi ya iş. O yüzden daha vermedim fiyat. Yoksa yeni siparişler mi aldın ha? Neyin sıkışması bu? Ne oldu söylesene. Hacer abla, ben şu güzelim sarmalar bozulmadan dolaba koyayım. Gelince konuşuruz, olur mu? Getir koy. O kadar emek harcadım, sardım. Başından beri istediğin bu değil miydi? Her şeyi benim için yaptığını söylemedin mi sen? Madem her şeyi benim için yaptın, al sana anlaşma. Yerlerini söyle, isimsiz ihbarla buldurayım onları. Sonra seninle çekip gidelim. Orada da birlikte ikimiz istediğimiz gibi hayat kurarız. Bahar, sen bize mi kızdın? Ondan mı konuşmuyorsun yavrum?
Kimim ben? O ne demek kızım? Kimim ben? Bahar'cığım. Hafızam yok. Annem. Annem değil. Babam. Babam değil. Benim sandığım hayat benim değil. Bana anlatılan hikaye doğru değil. Her şey boşluktu. Kim mi ben? Hafızamı kaybettiğimden beri zaten her şey çok zordu. Hiçbir şey bilmiyorum. Beni karşılarına alıp sen şusun, sen busun dediler. Önüme iki tane fotoğraf koyup bu anne, bu da babam dediler. Ah dedim. Ne güzel insanlarmış. Ama aslında yoklarmış. Ölmüşler. Hafızamı kaybettiğim yetmezmiş gibi. De yapayalnızmışım ben. O an öğrendim. Ama pes etmedim. Tamam dedim. Benim hayatım bu. Hatırlamadığım insanların arkasından yas tuttum. Ruhlar huzur bulsun diye dua ettim. Ama benim arkasından ağladığım adam benim babam değilmiş. Öyle mi Aynur ablam? Benim asıl babam kızını bir başkasına veren yalancı, düzenbaz, vicdansız bir adammış. Yavrum, yavrum sen haklısın tabii. Üst üste bunca şey yaşadım. Evet. Bunca şey. Ben geçirdiğim kazadan beri kendimi bulmaya çalışıyorum sadece. Ama başıma gelmeyen kalmadı. Canıma kastettiler. Sevdiğimden kopardılar. Deli dediler. Akıl hastanesine kapattılar. Ama pes etmedim. Hiçbir şey hatırlamadığım halde elimde ne varsa onlara tutunmaya devam ettim. Ama bugün her şey bir kere daha alt üst oldu ve ben artık dayanamıyorum. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Şimdi de bu koşuşmaz, kervan geçmez yerde. Aylardır abla diye sarıldığım kadının aslında yıllardır öldü zannettiği kız olduğumu öğrendim. Bütün bunlar çok fazla. Vay 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 vay.
ya? Bu kadar mücevherin, bu kadar paranın bunlarda ne işi var? Kesin bir şeyler dönüyor ama dur bakalım. Hazan, biraz böyle gergin gibisin. Annenle de barıştınız. Ne bu gerginlik canım? Allah Allah. Yok Hacer abla, ben çok yorgunum. Ben çok çalıştım. Ondan, yoksa gergin değilim. Hazan, sen bize gelip kaldığında annen de bir yere mi gitti? Niye? Şu çantayı görünce dedim ki herhalde gönüllü çantası. O da bir yere gitti diye düşündüm. Yok ya. O çanta şey, emanet o çanta. Leyla ablanın arkadaşınınmış. Gelip alacak sahibi. İçinde ne varmış? Bilmiyorum. Bakmadım içine. Merak etmedin mi hiç içinde ne var diye? Etmedim Hacer abla. Vallahi demin böyle elim bir çarptı. Yani gülle gibi ağır, yerinden kalkmıyor. Allah Allah dedim ben de, ne var acaba içinde diye. Aman boş ver Hacer abla şimdi. O kadar derdimiz, sıkıntımız var. Çantayı mı düşüneceğiz, konuşacağız şimdi Allah aşkına? Eğer kimseye bir şey olmadan gidersek buradan, bari unutur. Kimsenin bizi yargılamayacağı bir yerde baş başa yaşarız seninle. Baştan beri de senin istediğin bu değil miydi? Yaparız işte. Deriz. Sen şimdi söyle bana yerlerini. Sonra gidelim. Cidden beni gerizekalı mı sandın? Bunu kabul edeceğimi mi düşündün Demir? Buna inanacağımı mı düşündün? Sen bu masalları git bahara sakla. Beni de bir daha kandırmaya kalkma. Sen benim kalbimi paramparça ettin Demir. Sen benim aşkımı aldın, ayaklarının altında çiğnedin. Bir ömür bunun cezasını çeksen bana yine yetmez. Söylemek bana düşmez ama üzme artık kendine ne olur. Zamanla alışacak. Kafası çok karışık şimdi. Anlayacak, alışacak. Benim de kafam çok karışık Aynur. Neyi nereye koyacağımı bilmiyorum Aynur. Ama benim yavrum, ona sarılmak istiyorum, kokulmak istiyorum. Sen anasın ama. Anlamasan da sarılıp kucaklarsın onu. Ama ona bir bak. Ona da kırık bir yavrucak. Şu haline bir baksana.
İşte en çok da şimdi onu böyle sarıp sarmalamak istiyorum ben. Bu yavrucan annesi bildiği insanı daha küçücükken kaybetti. Anne demeyi bilmiyor. Hatırlamasa bile Harun Bey ona babalık etti. Babalık nedir biliyor ama analık nedir bilmiyor. Kızım. Al şunu örteyim, üstüne üşüme bari. Eline ne geçecek Aysun? Bahar'a bir şey olursa ondan vaz mı geçeceğimi düşünüyorsun? Ölürse... onu sevmeyeceğim mi artık zannediyorsun? Şeref... ha Bahar'a bir şey yapmış, ha bana. Hiçbir farkı yok. Anladım. Bahar'dan nefret ediyorsun. Peki Aynur ablayla Gönül ablanın ne suçu var? Aysun, içeride hamile bir kız var. Şimdiden stresten ne hale geldi? Annesine bir şey olursa bebeğini kaybedebilir. Hiç mi üzülmüyorsun buna? Hazan seni sevmekten başka ne yaptı sana? Hayrandı o kız sana. Şimdi annesinin yerini söyledi diye hayatı boyunca suçluluk duyacak, farkında mısın? Bunca insanın vebaliyle yeni bir hayat kuramazsın Aysun. Şimdi tek bir cümleyle hayatına yeniden başlayabilirsin. Söyleyecek misin ona yerlerini? Cehenneme. Öldürmek istiyorsun beni değil mi? Parçalamak istiyorsun. İnsan aşkı için neler yapabilirmiş şimdi, anladın mı? Ben senden çok daha ağır koşullarla sınandım Demir. Eğer benim kadar cesaretin varsa hiç durma.
öldür beni. Hastasın sen, hasta. Hasta. Sen anca bundan anlarsın. Telefon çalıyor, ben telefona bakayım. Var ya. Şundan iki tane gerdan kalsam kimsenin ruhu duymaz. Yemin ediyorum evi yıkar, üstüne kocaman bir apartman yaparım. Evet ablacığım, evet. Elbiseleri de bayağı zengin gösterir. Tamam, evdeyim ben, bekliyorum. Tamam abla, sağ ol, görüşürüz. Bayağı da gerçekçiymiş değil mi? Baksana şunlar Hacer abla. Ne ki bunlar? Mücevher mi? Mücevher. Hatta bunları satarsak parasıyla da kilo kilo zeytin alırız Hacer abla. İlahi Hacer abla. İmitasyon mu bunlar? Gerçek değil. İmitasyon mu? Leyla abanın arkadaşınınmış bunlar. Öyle aksesuarcıdan bijuteri için bir şeyler rica etmişler. Ondan sipariş etmiş. Katalog çekimi ne yapacaklarmış, ben de anlamadım. Ondan yani. Şimdi geçerken alacak zaten Nurcan. Yeni siparişler mi aldın ha? Neyin sıkışması bu? Ne oldu söylesene. Hacer abla, ben şu güzelim sarmalar bozulmadan dolaba koyayım. Gelince konuşuruz, olur mu? Götür götür koy. O kadar emek harcadım, sardım. Çalsın bakalım şu alarm. Annem kaçırılmış. Benim uğraştığım şeylere bak ya. Neyse, ben şunları kaldırayım mı? Kaldırma, durmasın. Mücevher zannettin ya. Ne arar bunlarda öyle kıymetli şeyler? Neyse ne ya. Öf. Boşver. Aa. Hacer abla, ayaklanmışsın. Montunu falan almışsın. Fark etmedim hiç. Ay gideyim. Senin de işin gücün var. İşinden alıkoymayayım ben seni. Görüşürüz. Görüşürüz Hacer abla. Tamam hadi canım. Neden? Hadi Allah'a emanet ol.
Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Allah'ım şükür. Teyzen gitti Demir abi. Ben bunca yıldan sonra seni bulmuşum. Yasından kurtulmuşum ya. Bu yeter bana. Zorlamam ben seni. Hiç kimse kimsenin bir günde annesi olamaz ki zaten. Ben senin yerinde kim olsa aynı isyanı ederdi. Anlıyorum ben seni. Hissediyorum. Haklısın. Haklısın sen. O yüzden ben seni zorlamam. Bugüne kadar kimi baba bildiysen ona baba de. Onu bil. Kime anne dediysen ona annem de. Ben senin yine Gönül ablan olurum. Ben yıllarca kardeşini senin için de sevdim. Yine öyle yaparım. Uzaktan severim ben seni, zorlamam, yormam. Yeter ki sen mutlu ol. Kızım. Bahar. Allah'ın izniyle buradan çıkalım. Allah'tan tek dileğim senin mutlu olman. Anne.